Evet, esselamu aleyküm kıymetli izleyenlerimiz. Tekrar Gençsen programında sorularınızı cevaplamaya devam ediyoruz. Kıymetli genç hoca kardeşlerimle beraber sorularınız yağıyor tabii. Bunun sebeplerini de anlıyorum ama biz yine davamızda sabitiz. Bir ayaklarımız vesebbit aktamekum yere basıyor Allah'ın izniyle, bir sıkıntı yok. Evet kıymetli kardeşlerim, bu konular üzerinde çok sorular var, soracağım da. Ne diyorsunuz? Birisi de demiş, bir demin söylediğiniz hoca, Cübbeli Hoca iktidarı eleştiriyordu. Kuyruğuna bastılar, yalakalığa başladı. İzleyiciye söylerseniz sevinirim demiş. Şimdi karşılıklı şey yapmayalım. Biz bir şey yapıp Allah rızası için, yani şunu çıkalım yani, artık şu siyasetten çıkalım ya. Bizim siyasi, yani konuşuyor, her yere gidiyor ama biz şurayı konuşuyoruz. Yani bu sistemin içinde içki serbest bırakılıyor. İçkiye destek verileceği söyleniyor. Anlatabiliyor muyum? Kapalılık şey yapılacak deniliyor. Bambaşka bir hale sokuldu. Yani yozlaşıyoruz. Ve şu anda hiç kimse, biz dışarıdayız, halkın içindeyiz. İnsanların akşama kadar içindeyiz. Herkesin gençlerden veya şu anki gidişattan şikayeti var. Kimse huzurlu değil. Anlatabiliyor muyum? Yani çok ciddi bir eşcinselliğe yöneliş var. Ben sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Tamam, gençler mutlu değil. Niye işte eğitim kötü? Şimdi eğitimi konuşsan belli yerler zıplayacak. Siz işte vatan düşmanısınız. Yani içki mesela yasallaşmaya çalışıyor, yaygınlaştırılmaya çalışıyor. Devlet içkiye kumara destek veriliyor. Fon yatıracağını söylüyor. Ekonomiyi kumara konuşsan. Destek veriliyor. Şimdi içkiyi kumarı konuşsan yine belli alanlar, aynı kişiler zıplayacak. Bu sefer LGBT yürüyüşleri oluyor. İnsanlar pislik bir şekilde Taksim meydanlarında binlerce insan, on binlerce insan yürüyüş yapıyorlar. Ve ellerindeki pankartlar inanılmaz derecede kötü. Hadi onu konuş. Bu sefer yine aynı yere vuruluyor. Yani bugün biz neyi konuştuk? LGBT yürüyüşünü konuşmadık mı? Aynen, bir kıymetli insan öyle yazmış. Hocam, kanalın en zor programı sizin omuzunuzda. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık, arada kalıyorsunuz. Allah kolaylık versin. Ya, şey Allah razı olsun. Gönlüne sağlık. Gerçekten öyle. Ekonomi konuşun demiş. Yani onu bugün, konuşunca nereye varacak? Bugün hanımımla hastanedeyim. Bir tane öyle sakallı bir abimiz geldi yanıma. Hocam dedi, nasılsın? Çok teşekkür ederim dedim. Sen nasılsın? Bir iki dakika hasbihal ettik. Çok güzel, neşeliydik, tebessümlüydük. Ondan sonra şöyle bir soru sordu. Hocam dedi, işte şu anki iktidarımıza şey yapmamız lazım. Abi dedim, ben siyasetle ilgilenmiyorum dedim, yani siyasetin hiçbir yeriyle. Ben de seni Müslüman zannetmiştim dedi ya. Çekti gitti. Yani şimdi ben burayı konuşmak istiyorum. Bak, çok ince bir çizgi. Yani ya Allah hepsinden razı olsun. Yani hangi partisi pursunu değil, yani siyaseti konuşmuyorum. Ama bir siyasetin din olarak gözükmesine karşıyım. Bu din değil. Yani bu İslam değil. Biz İslam dinine mensubuz. Falan bir şeyin, partinin dinine mensup değiliz. Biz İslam dinine mensubuz ve bu dünyada varoluş sebebimiz ahireti kazanmak. Ve ahireti kazanmak için bunları din zannederek yanlış kişilerin peşinde gidip hayal kırıklığına uğramayalım. Yani bu güzel bir şey söylemeye çalışıyorum ya. Ama bu benim kendi fikrim ama. FM TV'nin içindeki konseptindeki diğer bütün arkadaşların fikri değil. Yani bu benim kendi fikrim yani. Ben siyasete böyle bakıyorum. Ben bakıyorum ona. Bir şey söyleyeyim mi? Laik bir ülkedeyiz değil mi? Din ve siyaset ayrı yürüyen bir ülkedeyiz. Peki o zaman şunu soruyorum o insanlara. Neden ülkemizin cumhurbaşkanı çıkıp ezanı ıslıklarsanız bu zihniyet başa gelecek? Ezan ıslıklayanlara oy verirsiniz, işte bunlar başa gelecek, din düşmanları başa gelecek diyor. Ayrısınız abi, bunu kabul edelim yani. Din ayrı, siyaset ayrı. Burada biz ülkenin sorunlarını, dine vurulan sorunlara, dini sahiplenme adına çıkıp iki kelime diyoruz, hemen vatan düşmanı oluyoruz. Ya biz işte orayı eleştirmedik de insanlar yanlış anladılar. Neyse, biri abi de diyor ki bırakın orayı eleştirmeyi. Onlar olmasaydı şimdi ezan yoktu diyor. Bak, ezan onların sayesinde olmuş yani. Yani bu anlayış çok yanlış bir anlayış. Ben Allah rızası için buradan sıyrılın yani. Yine destek vermeniz gereken yere verin. Yine bunu bekanızı, istikbalinizi kuvvetlendireceğini düşünüyorsanız insan, yine buraya destek verin. Bir insan şu yüzden oy ama vermeli. Ama siyasetle din gelmemiştir, gelmeyecektir ya. Şu yüzden oy vermeli. Bir parti çıkacak, benim yolumu yapacak, hastanemi yapacak, işte eğitimimi düzeltecek, onu yapacak, bunu yapacak deyip oy vermeli. Ama bir parti çıkıp buna oy vermezsen kafirlere oy veriyorsun, böyle bir zihniyet yok. Hepsi aynı. Hepsi meclisin lokantasında birlikte yemek yiyorlar. Hepsinin görüşleri aynı. Hepsi aynı üniversiteden eğitim alıyorlar, mezun oluyorlar.
Harvard'lardan bilmem nelerden mezun çıkıyorlar. Hocam, hiçbir ülkemizde okumuyor yani onu. Hocam ben kaç senedir cüzdeyim. Yani Elif cüzündeymiş. Bir türlü Kur'an-ı Kerim okuyamıyorum. Neden hocam? Allah nasip mi etmiyor diyor. Nasıl ya? Yusuf abi izlesin. Evet. Emre Özen kardeşimize soralım. Ya sana cüz okumayı nasip eden Rabbim niye Kur'an'ı okutmasın? Allah'ın izniyle kelamıyla zaten tanıştırmış seni. Ve Allah'ın en çok hoşuna giden okuma şekli de o hani E, B, T okuyorsun ya. Yani işte derece, dereke, işte bunlar Mevla'nın çok hoşuna gidiyor yani. Bütün meleklere, bir hadis-i şerifte var, bütün melekleri toplayabiliyormuş. Kuluma bakın, kuluma. Hani benim kelamımı öğrenmek için kekeliyor. Mevla Teala'yı memnun ediyorsun yani. Ama tabii hep cüzde kalmayalım. Kur'an'a da geçmek için gayret edelim. Ama bu böyle yani. Onun için şey yapmayın Allah'ın izniyle. Biraz daha sabret. İnşallah olacaktır. Bir daha öğreniyorum. Kaçtaydı mı? Sabahları saat 8'de öğrenebilirsiniz. Hocam, başı kapalı bir kadının ayak bileklerinin gözükmesi haram mıdır? Yeni nesil hep kısa pantolon giyiyor demiş. Pantolon giymesi bir kere. Değil mi? Yani vücut hatlarının gözükmesi bile haram değil mi yani bu konuda? Evet. Biz tabii fıkıh konusu değiliz ama soruyorlar. Evet, kanalı severek izliyorum. Siyaset yapmıyoruz diyorsunuz, siyaset yapıyorsunuz. Bu tarz konuşmalar size ve seyircilere sert tepki, sizin gibi sunucuya yakışmıyor diyor. Bak abi, çağır o mesaj atını, gelsin burada herhangi bir konuyu konuşsun ama hiçbir yere bağlanmadan. Yani yok, illa bir yere bağlanıyor. Bir Müslüman lider LGBT'leri yasal haklarını verelim diyebilir mi? Cenab-ı Allah sizin sayınızı arttırsın. Esselamu aleyküm demiş. Güncellenen... Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizden Allah Celle Celle razı olsun. İslam'ın hakikatini anlatıyorsunuz. Sizden ricam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adi bin Hetem'in boynundaki hacı çıkar konusunu bir anlatır mısınız? O tabii ki hazırlık yapmamız gereken bir konu. Tam o konunun yani tabii ki var bilgimiz ama yarım bilgiyle bilgiyle olmasın yani. Çok sorular geliyor arkadaşlar. Hocam hilafete nasıl bakmalıyız? Selam ve dua ile hilafete güzel bakmalıyız. Allah halifeye biatı farz olarak görüyor. Allah'ın izniyle. Birlik beraberlik demek ya. Müslümanların bir araya gelişi demek. Tek bir ağızdan yönetilişi demek. O şimdi bugün aynen... konuştuğumuz 3-4 tane konu var. Ezan evet. Konusu var. Ezana havlayanlar var. Onun haricinde bir üretilen vodka var. Semazen ismi, şey Rumi ismi isminde. Evet. Celaleddin Rumi Hazretlerinin ve Semazen şekli koyularak izlenen bir şey var. Evet, gökkuşağı gibi bir Beyoğlu hayal ettiğini söyleyen Alper Taş var. LGBT'leri bir meclis kuracakmış. Bir de bir Berna Laçin var. Bu da işte idam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı diyen. Bu konuları böyle harmanlayarak beşer dakika sizlere inşallah böyle beşer onar dakika söz hakkı vereyim. Siz arzu ettiklerinizi her şeyi böyle bir harmanlayarak söyleyin. Ondan sonra programımızı kapatalım inşallah. Öncelikle ben abi programın gidişatını gelen sorulara baktığım zaman da konuların konuşulmasına baktığım zaman da gerçekten böyle bir hüzne buldum ya. Bir moralim bozuldu. Öyle böyle düşünme bir ya. Şey yaptım. Yok enerjisi yok öyle düştü. Yapmayın. Öyle yapmayın ya. Çok güzel abi, ya. Hiçbir şey yok. Nasıl yapmayayım ki? Yani çok garip bir durum ya. Anlatamıyorum. Anlatamazsın da yani. Konuşsan da anlamazsın. Neden? İnsanların gönlünü fakirleşmiş. Ya bitmiş, ölmüş, kalpleri bitmiş. Bir durumdalar. Ne kadar İslam'ın güzelliklerini anlatsan, bu topluma ne kadar İslam'ı anlatsan da illaki birinin çıkıp da bir şey söylemesini bekliyorlar. Ya da onun yalan yanlış ya da çarptırılmış sözlerine kanıp öyle ilerliyorlar. Bu da beni gerçekten üzüyor. Ciddi manada üzüyor. Yani bizim burada konuştuğumuz konular Kur'an-ı Kerim'den, Peygamber Efendimiz'den, sahabelerin hayatlarından çıkan konular. Bizi cennete götürecek. Hayatımızı da yani şu andaki yaşadığımız hayatımızı da renklendirecek. Ahiretimizi de renklendirecek onlar. Ve bunları biz konuşmadığımız sürece de bu tür böyle apık sapık insanın aklını durduran iğrenç olayların çoğalacağı büyüyece konular. Evet. Bunlar konu, bunlar hakkında halkımızı uyarmaya gayret ediyoruz. Yani, ama halkımız konuyu yine aldı. Farklı yerlere çekti. Aynen. Ya bu da evet. Üzücü oluyor. Gerçekten üzücü oluyor. Abi ben de şunu söylemek istiyorum. Demokrasiyi ve belli kişilerin inançlarını koruyacağına yemin ederek şu an yönetimde olan insanlardan halkımızın, insanlarımızın işte şeriat beklemesini, Allah'ın hükümleriyle
ülkemizdeki kanunların harmanlanmasını ve çok istedikleri o idamın, işte suçluya suçunun cezasının verilmesini istiyorlar ya, onu beklemelerini, yani kısacası bu düzeni korumaya yemin etmiş insanlardan Allah'ın düzenini korumalarını ve yaymalarını ben bekleyemem. Bizim bugün konuştuğumuz o insanların, o pis insanların, o kadının yaptığı açıklamalar, diğer işte LGBT meclisi kuracağım diyen kişinin bu yaptıkları açıklamaları da şu an belli partiyi koruyacağım diye bize saldıran kişiler var ya, onların ekmeklerine yağ sürüyorlar. Şu an bize ne onları konuşturuyorlar, ne ülkemize olan sorunları konuşturuyorlar. Bir gün kendi oğlu, sana kızan var ya, mesaj atan var ya, onun kendi oğlu gidip gelin olarak eve bir tane erkek arkadaşını getirdiği gün kafası dank edecek. Ya da kendisi... O da içinde birazcık insanlık, birazcık Müslümanlık varsa. Hocam varsa hayırlı akşamlar. Onu da normal görecekler. Evet, hocam hayırlı akşamlar. Hocam ben İzmir'den Murat. Aleykümselam kardeşim, Murat kardeşim. Sizi izliyorum severek. Siyasetten bence bahsetmeyin. Bahsetmiyoruz. Orada dinimizin güzelliklerini anlatsanız daha iyi olur inşallah. Hocam yanlış anlamayın ama konuşurken biraz sakin konuşursanız ve güler yüzle anlatırsanız sevinirim. İslam'ı insanlara sevdirmemiz lazım. Teşekkür ederim. Alıyorum bunu inşallah. Öyle yapacağım. Hocam şimdiki zamanda bayanların yarısı başını kapatıyor ama pantolon falan giyiyor. Yani o kapanmanın bir anlamı kalmıyor demiş. Doğru söylüyor. Erzurum'dan. Haramın meşrulaştırmasına o kadar duyarsız kalmışız ki hocam, sesimiz çıkınca hemen vatan hainiyle suçlanıyoruz. Rabbim sizin gibi doğrudan yana olanların, uyumayanların sayısını arttırsın. Aa. Bütün uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yeter. Erzurum'dan selamlar. Abi o mesajı bir daha Aleyküm. Okur musun ya? Ciddiyim, bir daha oku ya. Haramların meşrulaştırılmasına o kadar duyarsız kalınmış ki, doğru, gerçekten haramlar artık o kadar sıradan ve normal olmaya başladı ki hayatımızda, biz bile artık haram gibi görmüyoruz yani. Eğer haram gibi görmüş olsak gideriz oraya dalarız, emri bil maruf yaparız, kardeşlerimizin ayaklarına yatarız, ağlarız, yapmayın bunu deriz. Bizde de o güç kalmamış. Çünkü hemen vatan hainliğiyle ilan ediliyorsun. Hocam sesimiz çıkınca hemen vatan hainliğiyle suçlanıyoruz. Rabbim sizin gibi doğrudan yana olanların, uyumayanların sayısını arttırsın. Bütün uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yeter demiş. Erzurum'dan selamlar demiş. Güzel tespit etmiş abi. Günümüzdeki olayları. Selamünaleyküm hocam. Sosyalist Müslümanlar bu aralar revaçta. Bu arkadaşlar Ehl-i Sünnet mi? Sosyalist Müslümanlar. O ne ya? Doğru ve hakikati mi söylüyorlar? Selam ve dua ile. Sosyalist ne? Modern, ılımlı. Hayır hayır. Hiç alakası yok onun. Sosyalist başka da. İlk defa duyuyorum. Hocam neden sürekli cübbeli sarıklı olarak geziyorsunuz? Daha modern bir şekilde giyinseniz oluyor mu? En moderni bu zaten. Kainatın en kıymetli insanı Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle giyiniyordu. Böyle sakal bırakıyordu. Bıyığını böyle yapıyordu. Böyle bol giyiniyordu. Şalvar cübbe abi, değil. Bol giyinmek sünnet. Modaya biz uyarsan... de bol giyiniyoruz. Moda bu yani. Allah'ın Resulü'nün modası bu. Herkes modaya liderini uyarsan... takip ediyor. Affedersiniz, burada çıplak bir şekilde program sunmamız lazım. Moda cehennemde bir oda. Peşine devam etmiş aslında. Siz peygamberler böyle giyindi diye biz de ondan giyiniyoruz diyorsunuz. Ebu Leheb de bu kıyafetleri giymiyor muydu diyor. Papaz da sakal bırakıyor. Ben de bırakıyorum ama papaz da bırakıyor. Şu anda Ebu Leheb'ler çok. Bir sürü bak, kemancılar, gitarcılar veya ateistler, hepsinde böyle sakal var. Aynı benim gibi sakal var. Motorcular. Ama ben belli oluyorum. Bak benim buram hilal gibi. Bıyıklarım kısa, yediğime karışmıyor. Yediğime karışsa bıyıklarım haram olur. Onun için bunun bir ölçüsü var. Abi Abdullah Hoca nasıl giyiniyor? Bilmiyorum ki. Takım elbise giyiniyor. Demirtaş nasıl giyiniyor? Takım elbise. Selamünaleyküm hocam. Şu an bütün yalaka kanalları sildim ve sizi TV'min bir numarası yaptım. Allah razı olsun. Eyvah abi. Çünkü İslamiyet hiçbir şeye alet edilemez. Edilirse bunun adının ne olduğu siz daha iyi biliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Mehmet Çalışkan demiş. Yemin ediyorum can geldi programa ya. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam cevaplarsanız sevinirim. Dinde tarikat var mıdır hocam? Tarikat demek yol demektir. Tabii ki din bir yoldur ve tarikat vardır dinde. Yani illa tarikatlı mı olması lazımdır bir adamın? Yok. İslam'ı, mesele İslam'ı yaşamaktır. Zaten tarikat bir alettir. Yani tarikat İslam'ı güzel yaşamak için bir alettir. Yani bir vidayı açmak istiyorsunuz. Ona bir İngiliz anahtarı kullanıyorsunuz ya. İşte o alettir. Açmak için kolay. Hakikatleri görmek, marifetleri görmek, daha yakini,
iman edip daha yakını ibadetler edebilmek için tarikat bir yardımcıdır yani. Olursa tabii ki daha iyi yani. Sureta yaşamaktan hakiki boyuta geçip hakikat yaşarsınız. Hak tarikatlar ama abi. Abi Müslüman farzlarına dikkat ederse, sünnetlerine dikkat ederse ve günahlara dikkat ettiği sürece ya cennete girer. Selamünaleyküm hocam. Patronumuz bizim hakkımızı çok yiyor ama Allah Celle Celaluhu işini eksik etmiyor. Çok iş veriyor. Neden böyle acaba? Firavun da bir dünya insana iş veriyordu ama Firavundu. Allah bazen evet, tabii Allah bazen bazı kullarına verdikçe verir. Dikkat edin, zaten gavura çok verir. Çünkü onların cenneti burasıdır. Yaşayabilecekleri sayılı bellidir, sınır bellidir. Ve onlar Allah'ı anmasınlar diye, Allah'ı zikretmesinler ve yaptıklarını ben yaptım. Çay getirin, su getirin, firavunlaşsınlar diye Allah böyle kullarına beni aklına getirmesinler diye Allah onlara bol bol verir ki onları mühürleyip çakmak için. Abi bütün evet. Dünyada zelil olan insanlara bakıldığı zaman zamanında bahsedildiğinde mesela Firavun başı bile ağrımazmış. Ondan evet. Sonra Karun. Dişi bile ağrımamış hiç. Evet. Aynen abi. 320 sene yaşamış Firavun. Atı yokuştan çıkarken atının ayaklarını uzatıyormuş Mevla Teala. At düz çıkıyormuş. Oradan hani çıkarken Firavun terlemesin de ahirette ona kefaret olmasın diye. Aynen öyle. Yani hocam bazı çok rahat yaşamışlar. Hocam bazı insanlar çok saçma soru soruyorlar. Yani nasıl sabrediyorsunuz? Ben buradayım, dayanamıyorum. Allah yardımcınız olsun demiş. Allah razı olsun. Dayanmak lazım. Bizim programımızın konsepti o. Kıymetli arkadaşlar. Yani biz diğer FM TV'nin içinde haftanın her gün 7-8 tane canlı yayın yapılıyor. İnan iddia ediyorum hiçbir televizyon kanalında bu kadar canlı yayın yapan bir kanal yok. İddia edebilirsin. İddia ediyorum yani. Günde 7-8 tane canlı yayın programları çekiyoruz. Ve programımız şu an canlı. Halimiz ortada. Evinizin içinde misafiriz. Bize kızıyorsunuz, kızabilirsiniz. Biz de bazen kızıyoruz ama kızmanın şeyi yok. Abi kardeş dertleşeceğiz. Hatalarımız varsa bize göstereceksiniz, düzelteceğiz, özür dileyeceğiz. Yani biz Allame-i Cihan değiliz, alim de değiliz. Çıkıyoruz burada, program yapıyoruz. Allah için yapmaya gayret ediyoruz. Ve hakkı konuşmaya gayret ediyoruz. Konseptimiz bu. Doğru olanı konuşmaya isim de veriyoruz. Doğru konuşuyoruz. Ama diğer programlarımızın içinde hiçbirinde, hiçbir partiye, hiçbir yere sataşan veya hiçbir siyaset yapan bir arkadaş göremezsiniz. Bu bizim konseptimizle alakalı. Onun için bizim konseptimizle ilgili FM TV'yi yargılayıp FM TV'ye muhabbetinizi arttırmayın yani. Bizim programımız ayrı bir program yani. Onu bilmenizi isterim. Bir de abi bizi eleştirenler mutlaka belli kurallarımız var bizim. Kur'an ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hükümlerine göre bizi eleştirin ki eğer eleştiriyorsanız. Aynen. Ali'nin velinin onun bunun dediğine göre değil. Lütfen Kur'an'a göre eleştirin. Kur'an'a aykırı bir hareket yapıyorsak bize eleştirin. Bize vatan haini deyin. Bize sapıksınız deyin ama şu an belli insanların sözlerine kanarak belli insanları seviyorsunuz diye onların yaptığı hataları biz buradan söylediğimizde vatan haini ilan edilmeyelim. Evet, Maide suresi 14 ve 64. ayetlerde Yahudilerin aralarında kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Onlar ne zaman toparlanmaya çalışsa engel olacağız denilmektedir. Mevla Teala buyurmaktadır. Ancak Yahudilerin kendi aralarında bir düşmanlıkları görülmemektedir. Nasıl? Nereden biliyorsun? Nasıl? Yahudilerin içindeki düşmanlık var ya hiçbir yerde yok. Öyle böyle birbirlerini yiyorlar yani. Bizden daha çok ama yiyorlar. Niye? Aşağıda da sen kendin zaten devam etmişsin. Aksine bir avuç İsrail dünyaya kafa tutuyor. Siz bankaların sermayesi Yahudi kökenli diyorsunuz. İşte onların içinde öyle bir düşmanlıklar var ki sen bilmiyorsun. Niye düşmanlıkları şu anda yok biliyor musun? Çünkü Müslümanlar pasif, cılız, aciz kaldıkları için onlar aralarında birlik beraberlik gibi gözüküyorlar. Küfür zaten tek millettir. Allah bunu da buyuruyor. Küfür tek millettir yani. Abi, hepsi aynı. Fark etmiyor. Söyleyen yani. Arkadaş hangi Yahudi ile oturup böyle 5 dakika muhabbet etmiş ya? Böyle birlik beraberlikmiş işte. Onlar birbirlerini seviyorlar. Böyle bir şey yok ya. Kudüs ve Filistin'e gitsin abi. Küfrün aynen. Kendi aralarında ne kadar parçalandığının en büyük örnekleri orada aşikar bir şekilde var. Hocam inşallah kapanmayı düşünüyorum. Bazen namaz kıldığım zaman 4 tane dua biliyorum. Hocam namazım kabul olur mu? Ne demek ya? Allah senden razı olsun. Bu garip zamanda ne demek kabul olmaz ya? Yani bir Fatiha, Subhaneke Fatiha ve bir zammı sure biliyorsan Allah'ın izniyle kabul ya. Sen o içtimaya çıkıyorsun ya. Rabbimin seni davet ettiği zaman o vakitler içinde Rabbime bir kıymet verip de onun karşısına içtimaya çıkıp da Allah'tan başka kimseye rükû secde etmiyorsun ya.
Senin ayaklarına paspas olayım kıymetli kardeşim ben. Ne demek ya? Lütfen modaya uygun kapanmasın abi. Allah razı olsun senden ya. Yani ve şey demiş, sizleri seviyorum, saygılar demiş. Allah razı olsun, biz de seni seviyoruz. Hocam hayırlı akşamlar. Ben Ergün, annem ve babam sizleri severek izliyor ve sizi takdir ediyorlar. Allah'a emanet demiş. Çok teşekkür ederim Ergün kardeşim. Annemin babamın ellerinden öperim. Kendi etmiyor muymuş? Teşekkürler hocam. Sorumu cevapladığınız için ailecek dinliyoruz. Kardeşlerimize de selam söyleyin. Tarikat var mı demişti o kardeşimiz. Hocam hayırlı akşamlar. Siyaset yapmayın ama bu iktidarı da unutmayın. Bu iktidar olmasa, CHP olursa bu yayınları yapamazsınız. Selam ve dua ile. Tamam, öyle diyelim. Senin dediğin gibi olsun. Miraç vakasına inanmıyorum. İtikadıma zarar verir mi? Tabii ki Miraç suresi, Miraç ayetleri var İsra suresinde. O zaman ayetlere inanmamış olursun. O zaman iman sıkıntısı ne olur? Kur'an-ı Kerim'den bir tane ayet kabul etmemek adamı imanını alır. Onun için sen inan inşallah, araştır biraz daha. Yani inanmamak niye? Allah buyurmuşsa niye inanmayacağız ki yani? Abi, biz Allah'tan daha mı iyi biliyoruz? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Sıddıkiyet makamını o Miraç vakasına direkt olarak inandığı için Sıddık oldu. Sıddık oldu. Evet, bu da yani, çok önemli bir evet. olay. Biraz araştırsın Miracı, kendi de inanacaktır illaki. Evet, biraz daha anlatalım. Evet, var mı söyleyeceğiniz bir şeyler? Bu konuyla ilgili mi? Hangi konuyla olursa, gönlünüzden ne geçiyorsa, bir sürü sorular okudum. Hala da yağıyor. Vallahi güzel mesaj atanlar var. Allah onlardan razı olsun. Diğerlerinden de razı olsun da. Benim sevmediğim konu işte dediğimiz gibi burada herhangi bir konu konuşulduğunda, ama bence bizim hatamız. Şu an işte ülke olarak bir seçime gidiyoruz. Bence şu an partiyi ilgilendirecek hiçbir konuyu konuşmamak lazım. Ama dediğim gibi illaki bir yer bir yere bağlanıyor. Yani adam bütün baştan aşağı bütün vücudu işte yara bere almış. Gitmiş evet. doktora. Tedavi etmeye başlıyor doktor. Koluna dokunuyor, oraya dokunma. Zıplıyor. Bacağına dokunuyor, oraya dokunma. Her yere ağrıyor. Başına dokunuyor, oraya dokunma. İyi de ne yapacak yani bu adam sana? Her yerimiz i̇şte hasta olmuş. Faizi konuşma, içki konuşma, kumarı konuşma, LGBT'yi konuşma, çıplaklığı konuşma, eğitimi konuşma, konuşma, aileyi konuşma. Abi ne yapalım biz? Skeç mi oynayalım burada? Veya güldürelim mi insanları? Dinamiklerimizi yıkan yerler buralar yani. Bugün yani. Ezan ıslıklanıyorken dinimizdeki ilk soru, imandan sonraki ilk soru namaz. Namazını kıldın mı? Namaza davet olan ezan ıslıklanıyor ya. Hani ve bunu bizim evlatlarımız ya? Yapıyor. Bunu bir de sakin olun, güler yüzlü olun diyen seyircilerimiz var. Katılıyorum. Çok güler yüzlü olmamız lazım ama nasıl gülelim? Ezan ıslıklanıyor ya işte. Ezan ya. O zaman nasıl yapalım ya? Münafık oluruz münafık. Merhaba bir hocam. İnsan bu olaya nasıl bir güler yüzle anlatabilir ki abi? Evet. Yok sonra yok, hani partici oluyorsun. Ben onun şeyi öğrenmişim ama yani izleyicilerimizden gelen ya. Mesajları alınmıyorum daha yani. İşte onları çok seviyorum. Hepsini alıyorum. Ama düzeltmem gereken yeri düzeltiyorum. Kızmıyorum yani onlara. Normal bakış bu. Yani böyle almışlar. Şimdi biz farklı yerlerde yetişmişiz. Farklı bir zihniyetle büyümüşüz. Bak, şimdi o bambaşka yerde çok şimdi bunu şimdi hiç dinsiz imansız bir ortamdan şimdi tamamen bu partiyle belki namazını kılmış. Şimdi biz buraya dokunduğumuz zaman daha üstünü, daha iyisini istediğimiz zaman bu insanın sanki dinini elinden alıyormuşuz gibi olabilir. Yani tamam biz de yanlış yapıyor olabiliriz. Yani üslubumuz farklı olabilir. Bunları değiştireceğiz. Abi. Hocam Diyarbakır'dan selamlar. Abim beyin ameliyatı olacak diyor. Sizden dua istiyorum diyor. Rabbim Amin. Acil şifalar ikram etsin. Sorular ya arkadaşlar. Selamünaleyküm hocam. Ülkemiz önümüzdeki 18 gün içinde seçime gidiyor. Oy vermek hakkında ne düşünüyorsunuz? Oy vermek doğru mu diyor. Bir daha söyler misin abi? Seçimiz 18 gün içinde seçime gidiyoruz diyor. Oy vermek caiz mi? Doğru mu diyor yani? Bir insan bana hizmet edecek, bana yol yapacak, bana hastane yapacak, işte yol maaşımızı arttıracak. Bana hizmet sunacak hizmet yani. Edecek diye oy verebilir ama kesinlikle bir insan bana bu parti dini getirecek, bu parti dinimi alacak, bu beni kafir yapacak, bu beni Müslüman yapacak, bununla şeriat gelecek, bu düşüncelerden çıkın abi çıkın. Bu partiyi seçersem dine hakaret olur, bunu seçersem dine hizmet olur, dinle alakası yok. Din Aynen. ayrı, parti ayrı. Ülkemiz layık bir düzende gidiyor sevgili izleyenler. Kur'an'da kadına şiddet var diyen de var, asla yok diyen de. Bu işin aslı nedir? Darabe sözü nereden var, neden var peki? Yani darabe, darp etmek, vurmak. Yani bu Türkçe'de de var, her şeyde var. Yani ben şimdi ona darp etmek, darabe yani darp etmek. Vurmak veya aramızda cebelleşip darp etmek. Yani bunlar İslam'ın hukukunda da, yani fıkhi hukuklarda da var yani. Ama kadına şiddet aciz insanların işidir.
Hıyarüküm hıyarüküm linisaihim. Efendimiz sizin en hayırlınız hanımlarınıza en iyi davrananınızdır buyuruyor. Efendimiz bugüne kadar bizim örneğimiz, önderimiz olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir hanımına, hiçbir ailesine zerre kadar el kaldırdığını, yanlış bir ifade kullandığını duymadık, bilmiyoruz. Böyle bir kaynak da yok. Abi bugün İslam'ın... Yapan insan kendi yanlış yapıyordur. İslam'ı kendine mal etmiştir. Kadına verdiği değeri şu an kadın olan bir bakan bile veremiyor. Ya kölelikten İslam kurtardı kadını. Modernliğe İslam geçirdi canlı kadını canlı, zaten. Canlı canlı, diri diri kız çocuklarını gömülmekten... Kadınlar atılıp satılan metalardı, eşyalardı ya. İslam modernleştirdi, çağdaşlaştırdı kadını. Ama biz bitiriyoruz abi. Şimdi kadını savunuyorum diyen feminist gruplarına baksana. Kalkmışlar... bir sürü cinselliklerle neler açmışlar pankartlarına bak. Bunlar ağzından küfür akıyor, pislik akıyor. Yani bu insanlar bizim namahrem eli değmesin diye bombaları sırtında taşıyıp ordulara destek veren analarımıza veya 15 Şubat'ta vatanımızı ezan sesleriyle, açıyla kapalıyla fark etmez, namaz kılanıyla kılmayanıyla, hep beraber yürümedik mi ya? Ama ezan sesleriyle yürüdük. Sen şimdi bu sese nasıl kalkıp havlarsın o ortamda? Bu kadın hakkını koruyacağız diyenler var ya abi. Selamun aleyküm hocam. Allah sizden razı olsun. Rabbim sesinizi tüm dünyaya duyurmayı nasip etsin. Allah sayınızı çoğalsın. İnşallah hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Ben bize olumsuz konuşanları da şunu düşünüyorum abi. Ya ben oradan yakaladım. Şimdi biraz daha onu düşünüyordum sessizken. Abi bizi sadece bir bölümde ya da bir 10 dakikada izleyip de yargılarsalar ya böyle konuşabilirler. Ona bir şey diyemem. Ama bizim şu ana kadar yaptığımız birçok bölüm var. Eğer onları izleyip sonra bizi izlemeye devam ederseler bu konuşmaların nefsimizden dolayı ya da bir partiyi tuttuğumuzdan dolayı yani bu tür şeylerden dolayı konuşmadığımızı sadece ortaya gerçekleri söylediğimizi bilirler abi. Hocam insanın kaderi yazılmış ise ve kader değişmeyecekse, yani yazılan değişmiyorsa biz neden insanlar dua ediyoruz demiş. Efendimiz buyuruyor, kaderi dua değiştirir yani. Dua etmeyi bırakma inşallah, sen dua sadaka et. Sadaka değiştirir. Kaderin yazılı biliniyor ama Allah tarafından biliniyor. Sen bilmiyorsun. Sen Allah'ın arzu ettiği gibi yaşamaya gayret et. Hocam Türkiye'de faiz neden kaldırılmıyor? Mesela elektrik su faturası gecikti mi, gecikme faizi ödüyoruz. Vergi gibi vesaire gecikme faizleri uygulanıyor. Bu haram değil mi? İnsanlar, faiz de alan da veren de lanet okunmuştur. İnsanlar ateist oluyor, deist oluyor. Erkek erkekliğinden vazgeçip kadın oluyor. Kadın kadınlığından vazgeçip erkek oluyor. Kadın erkeği, erkek kadını reddediyor. Hem cinslerine yöneliyor. İslam biz hala faizin... Merak ettiğim ama şu da bilinmeli. Faiz yiyen bir insanın namazı da olmaz, orucu da olmaz, haccı da olmaz, zekatı da olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kafadan faiz girdi mi? Bu kardeşimiz şunu sormuş. Hani gecikmeden dolayı mecburen devlete faiz ödüyoruz. Günaha giriyor muyuz demiş. Eğer sen bilerek, keyfi olarak kenarda paran var, ödeme durumun var da geciktiriyorsan bu faizi sen hak etmişsin ve bunun günahı sana var. Ama devlet bunu veya kimse artık hangi kurumsa bunu sana zorla zalimlik yaparak senin mazlum durumuna düşürüp alıyorsa burada demiş, senin vebalin yoktur yani. Hocam ben Hasan, sizi severek izliyorum demiş. Hocam ben Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim, biz de seni seviyoruz. Yeğenim Ahsen yeni doğdu. Bir hayır duası verir misiniz? Ben ve dayım da hastayız. Bizlere de şifa duası eder misiniz? Rabbim acil şifalar ikram eylesin kardeşim inşallah. Rabbim gönlünüzdeki hayırlı isteklerin tamamını ikram eylesin. Şafii ismi şerifinin hürmetine size şifalar ikram eylesin. Bu Recep-i Şerif kendi ayında inşallah böyle bir dua oldu. Müminin mümine duası mutlak kabuldür. Rabbim en hayırlı bir şekilde iman üzere ve sağlık üzere yaşamayı nasip eylesin. Ahsen yavrumuza da saliha bir evlat olmasını, anasına, babasına, vatanına hayırlı bir evlat olmasını ikram eylesin Rabbim inşallah. Amin. Evet, son söyleyeceğiniz bir şeyler varsa son 5 dakikamız. Benim inşallah var. Kapatacağız. Buyurun, sendeyiz. Türkiye'ye sormuşlar. Tavuklara özgürlük verilsin mi demiş. Tabii ki de demiş. Kümesler kapatılsın, tavuklar özgür olsun demiş. Şu an ülkemizde kadına özgürlük adı altında yapılan bu faaliyetlerin hepsi kadına şiddettir sevgili izleyenler. Bakın son zamanlarda alınan hiçbir aile içindeki alınan hiçbir kanunda aileleri düzeltmemiştir. Aksine kadın ölümleri artmıştır. Kadına şiddet artmıştır. Kadının metalaştırılması artmıştır. Ve şu an kadınlar belli başlarında kadın erkek ayrımcılığı ülkemize gelmiştir. Ya sultanlıktan köleliğe geçtiler ya. Kadınlar sultanlıktan sistemin kölesi oldular ya. Evet, aynen. Devam buyurun. Yani evdeki kadının çalışmaya yönlendirip
çocuğuna bakmak için de yine başka bir kadın tutan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yani evet. Çocuk var ortada ya. Bunu sen anneliğe öğreteceksin. Anne sevgisiyle çocuğunu yetiştireceksin. Aranızda bir bağ olacak. Bambaşka yani bir dünün ağırlığı çocuğun yetişiyor. Annesiyle arasındaki bağdan ziyade dadısıyla bilmem nesiyle arasındaki bağ daha fazla. Genelde yurt dışından alınıyor bu dadılar bilmem neler çocuk bakıcıları. Onlar da kendi zihniyetiyle çocuğu yetiştiriyorlar haliyle. Yani kısacası Rabbimizin emirlerinin dışına ne zaman çıkarsak sevgili izleyenler orada bilin ki hüsrana uğrayacağız. Bizi eleştirmeyin, bize yorum yapmayın. Önce araştırın. Bakın son bir yıla bakın ya. Geçmiş zamana bakın, son bir yıla bakın. Kadın ölümleri ne kadar artmış. Güya kadınları, kadın haklarını savunacağız diye belli insanlar belli yerlere getirildi. Onların aldığı radikal kararlar aileleri bozdu. Ve ülkemizdeki son 2018 yılında evlenme oranlarına bakın. Bir de 500 binlerden 100 binlere düşmüş. Boşanmalar 150 binlerde. Sevgili izleyenler lütfen araştırın. Biz oy vereceğiz, İslam gelecek deyip yan yatmayın. Siz kendiniz İslam'ı yaşarsanız, İslam sizin çevrenize, oradan da kendi çevrelerine bir kişi, bir aile reisi aileyi düzeltir. Bir aile sülaleyi düzeltir. Bir sülale bir mahalleyi, mahalle caddeyi öyle öyle büyür sevgili izleyenler, ilçeyi, ili. Ama ben oy vereceğim, İslam gelecek, yan yatacağım, faiz gırla gidecek. Çocuklar birbirlerini öldürecek. Kız kavgasından her gün okul köşelerinde gençler katil olacak. Genç kızlar el ele tutuşup köprülerden intihar edecekler. Biz burada susacağız. Ondan bizi beklemeyin. Yani bunu bizden beklemeyin sevgili izleyenler. Yakışıklı ve bilgili Baki kardeşime destek olarak da ben şöyle söyleyeyim. İslam zahire bakar. Bu ne demek? Yani İslam görünen ortada olana bakar. Yani birinin işte çıkıp da o biliyordur demesine bakmaz. Ya da biri size bir laf söyleyip arkadan başka şeyler yapmasına bakmaz. Ne söylüyorsak, ne yapıyorsak, ne ortaya koyuyorsak, şu an ne yaşanıyorsa, ne yaşıyorsam ona bakar ve ona göre hüküm keser. Murat abi, FMTV ilk açıldığında son olarak bunu söyleyeyim. FMTV ilk açıldığında ağırlıklı olarak gelen sorular işte namaz kılarken işte şunu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Abdest evet. Alırken şunu yapsam daha mı iyi olur? Abi inan şimdi gelen ve bugün senin de okuduğun sorulara şöyle, bakıyorum. Aslında çok güzel bir bugün bana. Senin sorularına da bakıyorum. İşte Miraç'a inanmıyorum. Yani ben o mesajı atana evet. Kızmıyorum. Yanlış anladım. Genel olarak düşünceler bu. Hocamızın evet. Programına gelen sorular. İşte hocam İslam'da şu var mıdır? Peygamber Efendimiz için şöyle böyle diyorlar. Yani ya nereden geliyor? İbadetleri sorgularken imanı Allah'ı peygamberi sorgular tabii, hale geldi. Çok hızlı bir deforme oluyoruz ama şu da var. TV'miz de çok yayıldı ya. Yani artık farklı kesimlerden de bizi çok izleyenler oluyor. Onlar İnşallah da bize öyledir öyle abi. Öyle zaten. İnşallah abi, öyle. İstizamla bakıyorsun. Selamünaleyküm hocam. Benim size sorum ben bayanım. Eşimin ilk evliliğinden 17 yaşında oğlu var ve ben bizde kalıyor. Ona bakmak zorunda kalıyorum. Bana günah var mı hocam? Saygılar. Hayırlı yayınlar. Süper hocam demiş. Yani bu soruya ben cevap vereceğim sana. Önemli bir konu. Çok önemli bir konu. Hocamıza da sorabilirler. Ve peşine de aynen hocam seninle aynı fikirdeyim hocam. Aynen kimseye güven kalmamış. Her şey çok değişmiş hocam. Çok şey diyor. Hem fikiriz diyor yani. Selamünaleyküm hocam. Benim isim oğluma çocuk olmaması için veya bu şey bir soru. Selamünaleyküm hocam. Bütün müftü beylere sizin gibi şeriatı anlatsalar İslam'ın nizamı hakim olur. Allah sizden razı olsun. Rabbim size güç kuvvet versin. Hayırlı akşamlar hocam. Amin. Yarın müftülerimizi kapatıp güç kuvvete ve güce kuvvete, duaya gerçekten çok ciddi çok manada ciddi ihtiyacımız var. Mesajlar geliyor arkadaşlar. Nur yüzüne vurmuş. Allah razı olsun demiş. Kaydıracaksınız beni. Yok ya ben öyle bir adam değilim. Hocam hayırlı ya, akşamlar. Bu cenaze defnedilirken mezarlıkta yüzünü açmak, bakmak uygun mu? Bir sorun yok ama yani tabii mahrem meselelerine dikkat edilerek gördüm inşallah sorunu. Görmemişsin demişsin. Hocam doğruyu kimse sevmiyor. Ellerinden öpüyorum demiş. Hocam siyaset dinin kural diliyle uyuşmuyor. Siyaset dilinin Kur'an diliyle uyuşmuyor. Herkesin Kur'an'ı Kerim mealini okusunlar. Ellerinden öperim demiş. Dinimizde hastaya nazar boncuğu takmak iyi midir? Nazar boncuğu hiçbir yerde yoktur dinimizde. Esselamu aleyküm hocalarım. Sevgili izleyen.
Selamun aleyküm hocalarım. Sizin FM TV'yi izliyoruz. Çok da faydalanıyoruz. Sizin TV'nizi ziyaret ettim. Sizlere bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu iktidar olmayıp da CHP'nin ortak olduğu bir iktidar olursa Allah muhafaza 24 saat yayın yapamazsınız. Dününe çabuk unuttunuz. Muhalefeti görüyorsunuz. Selam ve dua ile demiş. Teşekkür ederim tavsiyelerin için. Dikkat edeceğiz. Selamun aleyküm Murat hocam. Çok şıksın. Ayrıca böyle devam bir numara FM TV demiş. Bu söyleyen arkadaşlar da şunu söyleyelim abi ya. Gaybı kimse bilemez ya. Yani ilerisi hakkında biz konuşamayız. Şu an biz olanları konuşuyoruz. Ya da yani ne bileyim başka bir parti geldiğinde burada olamazsınız, yayın yapamazsınız. Bu lafları kullanmayalım ya. Belki de daha rahat yayın yapacağız. Evet hocam iyi akşamlar. İlk kez dinledim. Çok beğendim. Kısmetse alakalı bir sorum olacaktı. Bazen kaderin kısmetine uğramadığını düşünüyorum. Gelen hiçbir kısmetimi beğenip net evet diyemiyorum. Allah'tan ümidimi kesiyorum. Bazen ne yapacağımı bilemiyorum. Sana cevap vereceğim inşallah. Konuşuruz. O konuyu özelden söylerim. Çünkü kader, kısmet meseleleri biraz konuşulması zor meseleler. Biz de biraz altyapı yapmamız lazım. Evet, böyle sorular devam ediyor. Hala gelmeye devam ediyor kıymetli arkadaşlar. Gerçekten bugünkü ilgi alakanıza, bizlere kızmanıza da, övmenize de hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten tabii ki şu zamanda bizim ne diyelim muhafazakar, dinde muhafazakar yoktur. İslam tektir ve Müslümanlar da taş gibidir, dininden taviz vermeyenlerdir. Muhafazakar demek İslam'ın yumuşatılıp, lightlaştırılıp hem kadınlarla tokalaşacaksın hem namaz kılacaksın. Böyle bir dünya yok. Allah böyle bir din istemiyor bizden. Tavizsiz, festakim kema ümirt, emrolunumuz üzere dost doğru olmamız emrediyor. Onun için, belki bir şey mi söyleyeceksin? Diyeceğim tamam, abi. Söyle kardeşim. Namaz kılıp el ele tokalaşanların bir bildiği vardır abi. Sen belki yanlış biliyorsundur. Yani şu anki inanç bu, zihniyet bu. Peygamber Efendimiz'in sözünün üstüne, sözü şerifin üstüne söz söyleme sanatı var şu an. Hatta peygamberi inkar etme sanatı var. Seyircilerimizden gelen olumsuz mesajlara, olumlulara teşekkür ediyorum. Olumsuzlara da teşekkür ediyorum. Olumsuzlara da teşekkür ediyorum. Ama yani. Emre kardeşim bu konuda kendini ciddi manada geliştirmesi lazım. İki olumsuz mesajı hemen enerjisi düştü, sen de fark ettin abi. Yo, toparladı. Burada sonra bir uyku getirme olayı oldu. Yani niye? İnsanlar... Hepsi senin ama görüşünde bizim zaten olsa, bir kere programımızın formatı bu ya. Bize bağıracaklar, hepsi, hakaret edecekler. İnsanların hepsi bizim görüşümüzde olsa ülkede böyle olaylar niye yaşansın zaten? Yok, bizi karşı olsunlar da. Yani bugünkü konuştuğumuz konular gerçekten İslam'ın, imanın bir parçasıydı. Esas ve buna esaslarındandı. Yani buna karşı oldukları zaman düşerim ben. Ne ama yapayım? Öyle olmadı. Yanlış yani, anlaşılma oldu. Onları da sevdiğim, onlara olan muhabbetim yüzünden. Yok, biz yanlış anlaşılma oldu. İzleyenlerimizden yine özür dileyelim. Biz üslubumuzu ve anlatımımızı yanlış yaptık. Yani biz yanlış yaptık. Ben öyle görüyorum ama yani. Ama ortada olan bir yanlışı söylediğin zaman niye biz ucu bucu oluyoruz? Ama yani? Yok diyorum ya, yani bak bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani insanlar şimdi şöyle düşünelim. Yani bugün mesela bir FETÖ grubu var değil mi? Fethullah Gülen vardı mesela. Bu insanla adam şimdi hiç hayatında hep zina ediyordu, kumar oynuyordu, içki içiyordu. Şimdi bu insanla tanıştı, namaza başladı. Bu insanla tanıştı, hacca gitti. Bu insanla tanıştı, ağladı. Bu insanla tanıştı, kalbi yumuşadı veya işte bir şeyler yaptı. Misal diyorum. Tamam. Sen de şimdi kalkıp bu adama vurmaya başlayınca bu adam otomatikman kim vuruyorsa ona düşman oldu. Aslında vuran hayır için vuruyor. Anladın mı? Vuran hayır için vuruyor ama o adam o değerleri onunla yaşamış yani. Yani. Şimdi belki böyle anlaşılamadı yani. Ben tabii de tam anladım. Yani şimdi şunu mu diyorsun? İlla ki insanların ölmesi mi gerekiyor aşikar bir şekilde ki bu insanların hayır, insanların bazı değer verdiği partiler var veya işte isimler var, liderler var. Bu isimlerle bazı güzelliklerin hayatımıza girdiğini düşünüp yani ondan, sebebi ondan bilip aslında bunu veriyorsa Allah veriyor veya nasıl idare edilmek istiyorsanız öyle idarecilerle sizi idare ettireceğim diyor. Bu abi, ayet inkar edilebilir mi? Eskiden şöyle bir durum vardı ama. Eskiden namaz kılmıyordun, günahkar oluyordun. Şimdi namazı sorguluyorsun, kafir oluyorsun. İşte günahkar mı, kafir mi? Bu işte, boyut. İşte bu günahkar tabii ki ama yani burayı insanlarımıza bizim daha böyle işte güler yüzlü tavsiyeler vardı yani arkadaşların bize söyledikleri. Hani biraz daha güler yüzlü, biraz yükselmeden. Tamam abi bak, yani güler yüzlü tatlı tatlı dikkat anlatın, edelim ama İslam'ı sevdirmeliyiz şunu diyor. Söyleyelim. O zaman gerçekten objektif dinleyeceklerine söz versinler, burada güler yüzlü anlatalım. Ya yani benim meşrebim de zaten o yok. Belki, beni ya programdan çıkarın, almayın, benimle oturmayın burada.
Ya da benim meşrebimde öyle sevgili cemaati müslümin, yüce Rabbim şey bu. Bırakın bu işleri. Yıllardır kürsülerde imamları müezzinleri dinliyorsunuz. Sevgili cemaati müslümin, ağaç dikme haftası, sokak süpürme haftası, imanımız gitti işte. Yani aynen, bizim öyle bir meşrebimiz yok. Yani biz hem burada hep beraber sokakta nasıl oturup da beraber çay ocağında konuşuyorsak orayı da buraya harmanlayarak evinize misafir olup evine gelmişim gibi muhabbet ediyoruz yani. Mesele bu kadar yani. Bak abi, dediğine katılıyorum. Hatta seyirci yani bunu gerçekten kanıtlamak için, yani gördüğünüz gibi ben konu başlıklarını not alıyorum. Burada hani benim konuşacağım yazı yok. Ben konu başlıklarını not alıyorum. Gerçekten kendi düşüncelerimi söylüyorum. Ha, programlı değil. Evet onun, yani. Bunun hazırladığı organize bir değil. Yazıyı zaten ezberleme gibi şeyim yok. Yani burada gerçekten samimi olarak biz konuşma yapıyoruz. Ama bazen özellikle Emre karşıma sesi yükseliyor. Onun adına ben özür dilerim. Damarlarım falan da çıkıyor arada. Siz din mi yoksa konuyu kapatıyoruz ama siz din mi yoksa dinden anladıklarınızı mı anlatıyorsunuz demiş birisi. Peşine de o Miraç'la ilgili soran, Miraç ile İsra olayı farklı demiş. Ne alakası var kıymetli adam? Miraç hadisesi İsra suresinde anlatılıyor dedim. Yanlış bir şey mi söyledim? İsra suresinde anlatılıyor mesele işte. Bir bak işte, yani olayı sen şimdi inanmıyorsun İsra olayına. O da objektif. Verdiğiniz cevaplar hiç tatmin edici değil. Geçiştiriyorsunuz demiş. Eyvallah abi, tamam geçiştirelim. Ben sana sadece diyorum ki yani Allah'ın dinini Kur'an'ına bak. Kur'an'a bak yani. Kur'an'da İsra suresinde Miraç olayları var. Sen şimdi Miraç olayına inanmıyorum diyorsan İsra suresindeki bazı ayetleri inkar ediyorsun dedim yani. Bu da senin imanını sıkıntıya sokuyor. Allah muhafaza sen inkar ediyorum deme, araştır. Arada da başka şeyler sormuşsun, onlar seni ilgilendiren konular değil. O kardeşimiz için şunu da söyleyeyim, biz bugün buraya Miraç'ı anlatmaya çıkmadık. Miraç'ı anlatan hocalarımız var. Biri demiş hocam bugün... yarım saat önce bitiriyordunuz demiş, ne oldu demiş. Akıyor işte mevzu, konu güzelleşti gidiyor yani. Evet, hakkınızı helal edin. Güzel seyircimiz var ha. Evet evet, Allah razı olsun, bizi coşturuyor. Kıymetli insanlar, geceniz mübarek olsun. Bugün bize kızdınız, belki sevdiniz, belki böyle olması gerekiyor dediniz ama biz buyuz. Bu kardeşlerinizi de böyle kabul edin, evlerinize misafir edin. Herkes anladığımız dilden borazanı çalmamalı. Farklı bir şeyler de söylemeli bazı insanlar. Bildiğimiz, kendi gönlümüzce, bak diyoruz ya, bu FM TV'nin şeyi değil. Bu konular, bu Baki kardeşimin, Emre kardeşimin ve Murat kardeşimizin fikirleri. Yani yoksa FM TV'nin genel veya kurumsal olarak bir fikri değil bu. Biz sadece konseptimiz gereği herkesi konuşacağız. Siyaset yanlış yapıyorsa siyaseti konuşacağız. Tarikat yanlış yapıyorsa tarikatı konuşacağız. Hoca yanlış yapıyorsa hoca. Ben bu programların çoğunda bizim gibi ne bileyim beş para etmez hocalar olduğundan diyorum. Kendim için. Yani kendim için diyorum yani. Bu din böyle sıkıntıya düşüyor. Bu insanlar böyle günaha düşüyor. Benim yüzümden düşüyorlar yani. Benim eksik yaşantımdan dolayı bu kardeşlerim harama düşüyor, eşcinselliğe düşüyor diye ben dertleniyorum. Anlatabiliyor muyum? Mesele bu kadar yani. Konuyu böyle alalım. Kızabilirsiniz, bağırabilirsiniz. Bak, bütün mesajlarınızı okuyoruz. Haddi olmayan bazı mesajlar var. Onları okumuyorum tabii ama genelde hepsini okuyorum. Başka hiçbir programda göremezsiniz böyle mesajlarınızı okuyanlar. Onun için hakkınızı helal edin. Geceniz mübarek olsun. Haftaya çarşamba hep birlikte tekrar beraber olmak dileğiyle. Mustafa Hoca kardeşimizin de bir sağlık sıkıntısı vardı. Rabbim şifalar ikram eylesin. Haftaya aramızda olacak. Eren kardeşimiz bambaşka FM TV'nin içinde konsepte girdi. Çok güzel hadis-i şerifler sunacak size. Sabırsızlıkla bekliyoruz biz de. Geceniz mübarek olsun. Haftaya çarşamba 21.20'de tekrar buluşmak üzere. Esenlikle kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.